Manisa'da geçtiğimiz aylarda yapımı tamamlanan ve açılışı gerçekleştirilen TOKİ 2 evleri yanında bulunan spor tesisi törenle Fikri Bayrıl Spor Tesisleri adını aldı. Törene Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Belediye Başkan Yardımcıları Azmi Açıkdil, Sedat Cesirol, Nursel Usta Mehmetoğlu, Hasan Er Yılmaz, Funda Solak, Cem Çöllü, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Tamer Akkal, Manisa Spor Kulüp Başkanı Emre Haskör, Manisa Belediye Spor Kulüp Başkanı Cenk Ergün, Ümit Can Uyar, Belediye Meclis Üyeleri, Manisa Sporlu Futbolcular Derneği yöneticileri, tesise ismi verilen ve Türk futboluna verdiği katkılarla tanınan Fikri Bayrıl'la Manisa'nın spor camiası katıldı. Manisa Şehzadeler Mehteli de Fikri Bayrıl Spor Tesisleri önünde konser verdi. Tören ilk olarak Fikri Bayrıl Spor Tesisleri önünde kurdele kesilmesiyle başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Daha sonra tesise asılan ve üzerinde Fikri Bayrıl'ın fotoğrafıyla hayatının anlatıldığı resim önünde hatıra fotoğrafı çektirildi. Törende ilk konuşmayı Manisa Belediye Spor Kulüp Başkanı Cenk Ergün yaptı. İki sene önce göreve geldiklerinde şu anda yapımı tamamlanan tesisin atıl durumda olduğunu hatırlatan kulüp başkanı Ergün şunları söyledi. Bizim geleceği güzel gençler, hepiniz hoş geldiniz. Sizi yönetim kurulum adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Tabii sözlerime başlamadan önce bugün ne konuşacağımı düşünüyordum. Bir hazırlık yapayım dedim ama bu güzel aileyi, bu güzel camiayı burada gördükten sonra aile içi bir konuşma yapmayı daha uygun buldum. Size şimdi aile içinde bir sohbet edermiş gibi bu tesis ne günlerden ne günlere geldi. Kısaca bir onu özetlemek istiyorum. Biz yaklaşık 1,5-2 sene önce Manisa'da bütün spor camiası tesis gerekli derken burada yıkık, duvarları dökülmüş, camları kırılmış, kapıları çalınmış, tinercilerin, evsizlerin barınağı haline gelmiş bir tesisle karşılaşmıştık. Tabii ki bu hepimizin vergileriyle, hepimizin alın teriyle bu tesisler yapılıyordu. Bu tesisin bu şekilde olmasından dolayı hepimiz çok üzüntü duyuyorduk. Ve Sayın Cengiz Ergün'ün kapısını çaldık. Yönetim kurulu üyeleri olarak Ziya Başkan'la beraber. Dedik ki başkanım burada böyle bir tesis var. Bu tesisi Türk sporuna, Türk gençliğine kazandıralım, Manisa gençliğine kazandıralım. Hep beraber bir şeyler yapalım dedik. Sağ olsunlar kendileri de sporun içinden gelmiş bir insan olarak ekibiyle beraber başkan yardımcıları, daire müdürleri, memurları, işçileriyle beraber bu tesisi yaklaşık 45 gün gibi bir sürede o metruk halinden şimdi yaklaşık şu anda herhalde burada 1000 kişiye yakın insan var. 1000 kişinin misafir edilebileceği bir tesis haline getirdik. Tabii o günden bugüne bu tesiste neler oldu? Onları da özetlemek istiyorum size. Manisa Belediye Spor altyapı tesisleri olarak bu tesisi kullanıyor. Manisa Belediye Spor altyapısında geçen seneye kadar 7 tane takımımız mevcuttu. Bu 7 takımda 30'ar öğrencimiz var. Yaklaşık 8 yaşından 18 yaşına kadar bir gruplarımız var, öğrencilerimiz var. Bu öğrencilerimiz burada haftanın 5 günü idman yapıyorlar. 2 günde kullanıyorlar. 7 gün canlı bir şekilde yaklaşık 210 öğrenciye biz burada hizmet veriyoruz. Manisa'nın gençlerine eğitmeye çalışıyoruz. Sadece spor anlamında değil, Manisa'nın gençlerine eğitim anlamında da katkılar vermeye çalışıyoruz. Bu tesis yaşayan bir tesis haline geldi. Geleceğimiz gençlerimize bir şeyler öğreten, katan bir tesis haline geldi. Bu tesisin yapımında emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Allah onlardan razı olsun. Tabii bu tesiste sadece altyapı takımlarımız değil, gördüğünüz gibi yaz aylarında düzenlemiş olduğumuz yaz okullarında geçen sene 270 öğrenci, bu sene 528 öğrenciyle yine Manisa gençlerine hizmet verdik. Bunun yanında Sayın Başkanım burada, Manisa Spor Başkanı, Manisa Spor altyapı takımlarının akademi ligi maçlarını oynattık. Yani yaklaşık bu tesis sene içinde 1500-2000 öğrenciye, 1500-2000 Türk gencine hizmet veriyor. Bundan herhalde daha başka, daha büyük bir ibadet yoktur diye düşünüyorum ben. Bu tesisi yapan herkesten Allah razı olsun. Tabii bu tesisi taçlandırmak gerekiyordu.
Sayın Belediye Başkanım ve sizin oylarınızla seçilmiş olan meclis üyeleri ve ekibi mecliste bir karar aldılar. Uzun yıllar Türk futboluna, Türk sporuna Manisa'yı en iyi şekilde temsil ederek katkı vermiş olan Sayın Fikri Bayrıl'a bu tesisin ismini verdiler. Ve amacının daha da güzel bir hale gelmesini sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Burada bulunan herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarınız emin ellerde, bundan hiç şüpheniz olmasın. Biz çocuklarınıza vatanını, milletini seven, bayrağına sahip çıkan gençler olarak bakıyoruz. Öyle yetiştirmeye çalışıyoruz. Hepinize geldiğinizden dolayı yönetim kurulum adına teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Fikri Bayrıl'ın Manisa'nın duayenlerinden olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Cengiz Ergün de ömrünün 2/3'ünü futbola adayan Bayrıl'ın Türk futboluna önemli katkılar sağladığını söyledi. Sporun içinden gelen birisi olarak Manisa'da tesis anlamında yaşanan sıkıntıları bildiklerini belirten Başkan Ergün şöyle konuştu. Tabii Fikri abim Manisa'nın duayeni. Önce bunun bilinmesini istiyorum. 38 yıl dilek olay. Bir ömürün hemen hemen 2/3'ü hayatını futbola vermiş bir insan. Bugün duygulanmamak elde değil. Kendisini yıllardan beri çok iyi tanıyorum. Yıllarca komşuluk yaptık. İyisiyle kötüsüyle çok güzel anılarımız var. Ama önemli olan kendisinin Türk futboluna vermiş olduğu nice değerleri yetiştirmesinden dolayı ben kendisine burada Türk futbolu adına ve futbolu sevenler adına ve tüm Manisa halkı adına bir kere daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun. Evet, Manisa Belediyesi olarak geldiğimiz günde yılların içerisinde, futbolun içerisinde yaşamış bir kişi olarak Manisa'nın amatör sporunun, profesyonel sporunun eksikliklerini çok iyi bilenlerden biriyim. Yaklaşık 16 yılın 11 yılı bir fiil Manisa sporunun içerisinde, daha öncesi Karaköy Spor, Tarım Spor gibi kulüplerde hizmet vermiş bir kişi olarak Manisa'da tesis sorununun en büyük eksikliklerinin içinde beraber yaşadığımız bütün camia biliyor. O açıdan öncelikle kısaca geçmek istiyorum. Halil Unutmak tesisleri ruhu şad olsun, toprağı bol olsun. Onun adına yapılmış olan ama her ne hikmetse çok kötü bir durumda, virane bir durumda olan şu andaki Uncu Bozköy'deki o tesislerin A'dan Z'ye yenilemesini yaptık. Ve geçtiğimiz ay içerisinde en son olarak alt saha drenajları ve yeni çimlemesiyle inşallah yeni sezona hazır hale Manisa Belediyespor'u bu sene inşallah orada oynayacağı maçlarda da görmüş olacağız. Onu tamamlamaya mütakip biraz önce değerli Belediyespor Başkanı'nın izah ettiği gibi, detaylarını açıkladığı gibi buraya geldiğimizde benim insan boyumun üstünde ot var. Ve detayları söylendi. Her taraf kırık. Maalesef hoyrat bir kullanım ve sahip çıkılamayan bir alandı. Belki burası Manisa Spor'a verilmek üzere 18 aylığına bir süreyle verilmiş. Onun polemiklerini de yaşadık. Sonuç itibariyle tekrar bu yerin yapılamayacağı anlaşılarak biz Manisa Belediyesi olarak burayı yapma kararı aldık. Geldik, tespitimizi yaptık, çalışmalarımızı yaptık ve bugün yaklaşık 1500 öğrencimizin, gencimizin, çocuklarımızın, evlatlarımızın burada artık bu imkanları hem Belediyespor hem Manisa Spor'un altyapısındaki bütün çocuklarımız ve amatör spora hizmet veren diğer takımlarımızın çocukları da burada artık imkanlarını faydalanıyorlar. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bugün burada bu çocuklar görüyor. Bizler yaşıyoruz ve görüyoruz. Manisa Belediyespor'a neden katkı içerisinde olan bir belediye olduğuyla ilgili maalesef bugün soruşturmalar geçiriyoruz. Maalesef. Tabii ki her şey kanunlar çerçevesi içerisinde gelişecektir. Ama bu çocuklarımıza biz sahip çıkmazsak, bunları kahve köşelerine bırakırsak, sokaklara bırakırsak
gelecek toplumların yetişebilmesi için de biz görevimizi yapmamış olarak kabul ederiz. O açıdan verdiğimiz hizmetler sadece futbol branşında değil, bugün basketbolundan, voleybolundan, karatesinden, judosundan, bütün spor branşlarında bu çocuklarımızı daha değerli birer birey haline getirebilmemiz için sporun içerisinde ve ikili ilişkileri, insani ilişkilerini geliştirebilmesi açısından onlara sahip çıkmamız gerektiğine inanıyorum. Bunun da herkes tarafından böyle bilinmesini de arzu ediyorum. O açıdan bu tesisin sadece yapımıyla ilgili bitimine bir takip. Geçtiğimiz sene Ekim ayı içerisinde Sayın Devlet Bahçeli Genel Başkanımızın önderliğinde açtığımız tesislerimizin bir tanesini Manisa'ya kazandırdık. Şu anda yapımı 2-3 ay öncesi başlamış ve tahmin ediyorum çok kısa bir süre içerisinde, 1-2 ay içerisinde Turgut Özal Mahallesi'nde yapmış olduğumuz yeni bir 2000 kişilik stadyum, yanında kafeteryaları, basket, voleybol sahaları ve muhteşem bir sahasıyla yine Manisa Belediyespor ve Manisa'da yaşayan bütün amatör kulüplerin ve gençlerin faydalanabileceği bir sahayı da tahmin ediyorum 1-1,5 ay sonra, en geç 2 ay sonra Manisa'ya inşallah kazandırmış olacağız. İnanın Manisa'da bu tesis eksikliği çok fazla. Bugün ilgili müdürlerimize en küçük çıkacak bir köşede yeni bir futbol sahasının, yeni bir spor tesisinin yapılmasının talimatını her hafta veriyorum. Yer bulalım, yeni sahayı bir daha yapalım. Bir tane değil, 5 tane yapalım, 10 tane yapalım. Ama maalesef bu bölge içerisinde çok büyük alanlar maalesef yaratılmamış. İmkanlar dahilinde bu tesisleri birer birer hayata geçirme noktasındayız. İnşallah önümüzdeki dönem içerisinde, yıllar içerisinde Manisa'nın şu anda yapılmakta olan yeni imar revizyon plan çalışmaları kapsamında Manisa'ya çok daha büyük spor tesislerinin yapılacağı yeni alanları da bu planlama içerisinde inşallah koymuş olacağız. İnanıyorum ki bu tesisler Manisa'daki spor yapan bütün gençlerimize hitap edecek büyüklükte yeni tesisler olacaktır. Tabii bu bir süreçtir. Önemli olan hedefleri koymaktır, planlamayı koymaktır. Ben geçtiğimiz aylar içerisinde belediye meclisine ilgili Manisa Spor'un eski futbolcu kardeşlerim bir dernek oluşturdular. Bana yapmış oldukları ziyaret kapsamında bir talepleri oldu. Değerli başkanım, biz bu tesislerimize Fikri Bayral abimizin, büyüğümüzün isminin verilmesini bizden rica ettiniz. Ben de bundan çok mutlu olduğumu, bunu duymaktan memnuniyet duyduğumu kendilerine ifade ettim. Ve hemen 10-15 gün sonrası ilk meclisimizde bunun kararını da mevcut belediye meclisimize getirerek ve bütün Manisa'daki seçilmiş meclis üyelerimizle beraber oy birliğiyle, ortak ittifakla bu tesise ismini verdik. İnanıyorum ki bu tesis burada var olduğu sürece, inanıyorum ki bu tesis bu gençler burada yaşadığı sürece Fikri abimizin ismi ebediyen burada yaşayacaktır. Buna inancım sonsuz. Hayırlı olsun Fikri abi. İnsanlar yaşarken anılmalıdır. O açıdan benim için ayrı bir duygu taşıyor bu senin buraya isminin verilmesi. Uzun yaşa. İnşallah çok daha güzel günleri hep beraber Manisa'da hep beraber yaşarız. Burada bulunan dostlarla paylaşırız. Ben hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada bulunanlara, bu gençliğe, bütün Manisa'ya bu tesisin Fikri Bayral Spor tesislerinin onun adına yapılan, bu turnuvaya da katılan bütün ekiplere, dışarıdan gelen futbol takımlarımıza da ve yöneticilerine de ben buradan bir kere daha kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar.
Uzun yaşa Fikri abicim. Öpüyorum senin ellerini. Spor tesislerine adının verilmesi töreninde söz alan spor adamı Fikri Bayral ise projede emeği geçenlere teşekkür etti. Kendisinin böyle anılmasından gurur duyduğunu ifade eden Bayral, duygularını şöyle ifade etti. Çok değerli spor severler, belediye reisimiz var, doğru arkadaşlar var. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni böyle anacağınızı hiç aklıma gelmezdi. Sağ olun, var olun. Allah size razı olsun. Taleplerini gördükçe ki şu anda %1 talebelerim burada. Daha çoğunu başka yerlerde görmek isterdim. Bugün gördüğüm burada talebeler beni 50 sene evine getirdi. Çok teşekkür ederim. Tekrar teşekkür ederim. Böyle bir şey yaptığı için Sayın Belediye Reisi Ali'ye teşekkür ederim. Daha nice şeyler yapmasını tavsiye ederim. Sağ olun, var olun. Milliyetçi Hareket Partisi Manisa Milletvekili Erkan Akçay da törende yaptığı konuşmada Manisa Belediyesi'nin hizmetlerini övdü. Manisa Belediyesi'nin hizmetlerinin aralıksız devam ettiğini ifade eden Akçay şunları söyledi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayı içerisinde Sayın Genel Başkanımızla birlikte ilk kez görme fırsatını bulduğumuz bu tesislerin burada hep birlikte hem tesislerin hem de turnuvanın açılışı münasebetiyle aranızda bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ben biraz önce buraya Alaşehir'den geldim ve saatlerce Alaşehir Belediye'mizin yaptığı çalışmaları, hizmetleri gezdim. Zaten Manisa Belediye'mizle son süratli bir şekilde hizmetlerine devam etmektedir. Aziz Manisalılar, hizmet vermekten, hizmet yapmaktan hiç kimsenin rahatsız olmaması gerekir. Bütün Manisa'nın, Manisalıların hangi siyasi partiye mensup olursa olsun gurur duyması, takdir etmesi ve sahip çıkması gerekir. Belediye Başkanı Cengiz Ergün konuşmaların ardından yaz okullarını başarıyla bitiren sporculara sertifikalarını verdi. Tebrik ediyoruz. Güzel bir yer. Oğlum bakalım yetiştirelim sizleri. Daha sonra düzenlenen Fikri Bayral Futbol Festivali çerçevesinde oynanan karşılaşmalar başladı. Beşiktaş, Bursa Spor, Eskişehir Spor gibi büyük takımların yanı sıra Manisa Belediye Spor'un altyapı takımının mücadele ettiği turnuvada final maçları bugün oynanacak.